17. yüzyılın sonuna doğru fizikçiler her şeyin bilgisine ulaştıklarını düşündü. Bu heyecanın sebebi genç bir İngiliz'di. Bu İngiliz evrenin ilk kapsamlı matematiksel modelini sahibi Galileo'nun ölüm yılı olan 1643 yılında dünyaya gelen Newton'du. Newton cisimlerin hareketini ve kütle çekiminin işleyişini açıklayarak ilk kez küçükten büyüğe her şeyi yöneten bir kuram bulmuştu. Galileo öncekilerini yapamadığını kütle çekimi teorisini ortaya atarak yapmış ve fizik alanında adeta bir devrim yaratmıştı. Kütle çekimi kuvveti iki cismin sahip olduğu kütlelerine doğru orantılı olarak artarken aralarındaki mesafenin karesine ters orantılı olarak değişeceğini öngörüyordu. Böylece ilk defa kütle çekimi teorisi matematiksel olarak formüle edilmiş Newton tarafından bir nitelik kazandırılmıştı. Sonraki 200 yıl boyunca bilim camiasında Newton'un teorisi evrenin fiziksel gerçekliğinin bir ifadesi olarak kabul görmüştü. Newton bir İngiliz'di ve her şeyin bilgisine ulaştığını zannettiğimiz bir kuram bulmuştu. İki asır boyunca bu kuram İngiliz bilim insanlarının kıvancı olmuştu. Ama her şeyi kavradığımızı zannettiğimiz bu anda açıklanmayı bekleyen yeni ve daha karmaşık sorular ortaya çıkmıştı. Örneğin kütle çekimi kuvvetine sebep olan şey neydi? Uzay boşluğunda ve anında cisim üzerine etki eden bir kuvvet miydi? Bilim insanları soru sormayı bırakmıyordu. Ama Newton cevap konusunda biraz karamsardı. Öyle ki bir keresinde felsefi konularda yetkin olan, üstün düşünme yetisine sahip hiç kimsenin bu konunun altından kalkabileceğine inanmıyorum demişti. Sonra Yahudi asıllı bir Alman vatandaşı olan Albert Einstein, her şeyin bilgisine ulaştığımızı zannettiğimiz bu kuramın karşısına bir siper kazdı. Albert Einstein. Kendisine çözülemeyecek bir sorun yaratmıştı Einstein. Ladies and gentlemen, my name is Albert Einstein. Where does it come from? What is it? Ve her gününü kazdığı siperin içinde soru sorarak geçiriyordu. Ve nihayet 1915 yılında yayınladığı makaleyle genel görelilik teorisini bilim camiasına tanıtarak daha önce hiç bahsedilmeyen bir olgudan söz etmişti. It followed from the special theory of relativity that mass and energy are both different manifestations of the same thing. Sanılanın aksine kütle çekimi diye bir kuvvet yoktu. Gerçekte kütle çekimi olarak nitelendirdiğimiz olaya sebep olan uzay zaman bükülmesiydi. Ancak bunun genel geçer bir teori olmadığının anlaşılması ise bir hayli zaman alacaktı. Çünkü Einstein fizik camiasına farklı bir teori sunmuştu. Öyle ki o dönemde bu teori büyük bir yankıya neden olsa da karşı seslerin yükselmesini de beraberinde getiriyordu. The Einstein paper. I've been told it's unavailable until further notice. You've been told? What does that mean? All German scientific journals have been taken out of circulation. Einstein'ın amacı bilim insanlarının bakış açısını değiştirmekti. Sınırları yıkmak, bilimi evrensel kılmak. Ancak işi hiç kolay olmadı. Zira teoriyi ortaya attıktan hemen sonraki yıllarda bu teorinin doğru olup olmadığına dair kesin bir gözlemsel kanıt dahi yoktu. What is the point of theory if it can't be tested? Ayrıca Almanya'nın dışında neredeyse hiç kimse bu teorinin farkında bile değildi. Özetle Einstein'ın fikirleri 1. Dünya Savaşı'nın kuşatması altında özellikle İngiltere'de milliyetçilik nedeniyle kapana kısılmıştı. Savaşın dehşeti bilimin ülkeler arasında engellenmesini beraberinde getiriyor, İngiliz ve Fransız bilim insanları düşman bir ülkenin bilimini reddediyordu. Bu sırada İngiltere'de Kraliyet Astronomi Derneği Sekreteri olarak görev yapan Profesör Eddington, Hollandalı fizikçi William de Sterden genel görelilik teorisi hakkında bir dizi mektup ve yazı almaya başlamıştı.
Eddington genel görevlilikle tanışmasının ardından İngiltere'de görevliliği savunanların başında geldi. Eddington, are you right? I was looking for something. What? The Einstein paper? Savaş karşıtı olan ve Alman bilimini önemsemeye istekli az sayıdaki İngiliz bilim insanından biriydi. Einstein bu sırada siyasi görüşleri nedeniyle hükümetin gözetimi altındaydı. Eddington ise İngilizce konuşan dünyayı düşman bir bilim insanının dikkate değer olduğuna ikna etmeye çalışıyordu. Görelilik kuramı üzerine kitapları ilk o yazdı. Einstein üzerine çok ilgi gören dersler verdi ve 20. yüzyılın en büyük bilim iletişimcilerinden biri oldu. İngiltere'yi zaman, mekan ve görelilik konularına ilgi duymaya ikna etmek, gıda taşıyan tekneler batarken, binlerce genç hayatını kaybederken çok zordu. Who killed my son? I'll tell you. German science. Eddington görelilik kuramını kanıtlamaya ihtiyaç duyuyor ve bu kuramı test etmek istiyordu. Einstein bir güneş tutulması sırasında arka planda kalan yıldızlardan gelen ışığın güneşin kütlesinin çevresinde oluşturduğu bükülü uzaydan geçerken yolunun değiştiğinin gözlemlenebileceğini düşünüyordu. Denklemlere göre sapmanın tam olarak 1.75 saniyelik bir yay olması gerekiyordu. Bir astronom için bunu ölçmek kolay olmasa da mümkündü. Bu gözlemin yapılabilmesi için sadece tam güneş tutulmasının beklenmesi gerekiyordu. Ancak tam güneş tutulmaları nadir görülüyor, kısa sürüyor ve astronomların ücra bölgelere gitmesini gerektiriyordu. Einstein öngörüsünün test edilmesi için yıllardır uğraşıyordu. Ancak savaş koşullarında bu pek mümkün değildi. Eddington 1919 Mayıs'ında meydana gelecek ve Güney Yarımküre'den izlenecek olan tutulmanın bir fırsat olabileceğini düşündü. Ancak keşif gezisi için büyük bir desteğe ihtiyacı vardı. Evet, Eddington bir savaş karşıtıydı ve orduya katılmayı reddetmişti. Hatta derneğin pek çok üyesi ya cezaevine girmiş ya da çalışma kamplarına gönderilmişti. Eddington keşif yolculuğunun sonucu ne olursa olsun Einstein'ın görelilik kuramını dünya kamuoyuna tanıtmayı umuyordu. Savaş zamanında ciddi derecede hasta olan Einstein'ın ise olanlardan çok fazla haberi yoktu. Bu yüzden Einstein'ın öngörüsünü kendi kendilerine test etmeleri gerekiyordu. We're going to Africa. 29 Mayıs 1919'da astronomlar yıldızlardaki ufacık değişimi yakalayarak 6 dakika boyunca kararan gökyüzünü gözlemledi. Gözlem hava koşulları, ekipman sıkıntısı gibi sebeplerden dolayı neredeyse mahvolmak üzereyken umdukları fotoğrafları çekerek ülkelerine dönmeyi başardılar. Aylar boyunca süren yoğun ölçümler ve hesaplamalardan sonra Eddington olumlu neticeye ulaşmıştı. Eddington ve Deason sonuçlarının hem bilim camiasında hem de kamuoyunda heyecan yaratması için çaba gösterdi. Gazeteler Eddington'ı Newton ve Einstein arasındaki destansı mücadele olarak sunduğu deneyin sonuçlarını vermek için hazırdı. Sonuçlar Newton'ın mı, Einstein'ın mı haklı çıktığını merak eden bilim insanları ve muhabirlerle dolu kraliyet topluluğunun bir odasında açıklandı. Duyuru muazzam bir heyecana yol açmıştı. Einstein bir gecede pek tanınmayan bir akademisyenden herkesin hakkında daha fazla şey bilmek istediği bir dahiye dönüştü. Medyanın aniden ortaya çıkan yoğun ilgisinden şaşkına dönse de teorisinin doğrulanmış olmasından büyük mutluluk duyuyordu. Her iki bilim insanı da hayatlarını bilime adamışlardı. Savaşın yol açtığı bölünmeye karşı bilimin üstün gelmesi için mücadele veriyorlardı. Görelilik kuramının bilim dünyasına tanıtılmasını sağlayan ise onların ortaklığı olmuştu. Belki Eddington olmasa da görelilik daha sonra kanıtlanabilirdi. Ama o olmasaydı
ya da bölünmüşlüğe karşı bilimin mücadelesi verilmeseydi, böyle bir hikaye yaşanmamış olacaktı.